Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global hisse senedi piyasaları sakin ve pozitif bir başlangıç yaptılar. ABD vadelileri artıda, Uzak Doğu'da ise Japonya hafif eksi olmasına rağmen genel olarak ufak da olsa bir artı seyir devam ediyor. Dün seçimlerini tamamlayan Almanya'da %0,6 yukarıda gözüküyor. Çok kolay bir hükümetin kurulamayacağı gözükse de yine de piyasalar bunu nötr olarak algılamış gözüküyor. Bu haftaya başlarken baktığımızda veri akışı olarak çok önemli bir veri yok açıkçası. Ne bizde ne yurt dışında. Geçen hafta zaten oldukça yoğun bir haber ve veri akışı vardı. Bu hafta bir tek Salı günü biz kapandıktan sonra hem Powell'ın hem de Hazine Bakanı Yellen'ın ABD Bankacılık, Senato Bankacılık Komitesi'ne verecekleri bir takım ifadeler var. Ama artık o da çok da önemli değil. Çünkü orada beklenen, ABD tarafından beklenen Fed toplantısı geride kaldı. Fed Şahin bir duruş sergiledi. Bu duruşun sonucunda da ilk gün yeteri kadar tepki vermese de özellikle ABD 10 yıllıkları haftayı kapatırken 1,45 seviyelerine kadar yükseldi. Biz ise kendimizi çok daha kırılgan bir döneme doğru gittik diyebilirim. Merkez Bankası'nın beklenenden fazla bir indirim yapmış olması özellikle Türk Lirası tarafında bir zayıflığa yol açtı ve üçüncü çeyrek kapanmadan kurlar 8,87'ye kadar yükseldi. İkinci çeyreğe 8,72 civarlarında kapanmıştık. Olumlu bir yaz döneminden çıkıyorduk. Bir takım iyileşmeler vardı özellikle cari tarafında, açık tarafında, bütçe tarafında. Kur bizim kırılgan tarafımız. Birçok şeyi etkiliyor. Özellikle önümüzdeki dönemki enflasyon beklentilerinin de kur hızlı hareket ettiğinde Türkiye'deki en önemli tüketici güveni barometrelerinden bir tanesi olduğu için alışverişi de yavaşlatıyor açıkçası. O yüzden ben genel olarak hem sanayicilerin hem de aslında tüketicilerin biraz tedirgin olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bazı alışveriş veya yatırım kararlarını alırken doların dövizin yönü konusunda bekleyişe gireceklerdir. Tabii aniden yükselen döviz kurları önümüzdeki dönemki enflasyonu da ciddi şekilde ve beklentileri ciddi şekilde etkileyecektir. Şimdi bu hafta değil ama gelecek hafta geldiğimizde gece pazartesinin en önemli konusu enflasyon olacak. Şimdi bir önceki ayın enflasyonu %1,12 idi. Bizim beklentimiz %1,04 Eylül ayı için. Bu gerçekleşirse %19,33 olarak yıllık enflasyon senenin en yüksek noktasına yükselecek. En iyi tahmini de dediğim gibi geçen ayki tahminlerde, piyasa tahminlerinde de bir sapma olmuştu. Beklenenden daha aşağı gelmişti hatırlayacaksınız. Ben en iyi tahminle enflasyonun Eylül ayında 0,8 gelebileceğini düşünüyorum. Eğer 0,8 gelirse manşet enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyon %19'a gerilemiş olacak. Daha sonra beklentilerimiz dediğim gibi şu anki orijinal beklentilerimizi tutarsak aslında enflasyon hızlı bir şekilde aşağıya gelmeye devam edecek. Çünkü ne dedik? Bir baz etkisi var. Bu baz etkisinden dolayı geçen senedeki aynı aylarda yüksek olduğundan dolayı bu ay
fiyatlar yine nispeten yüksek gözükse de aşağı doğru gelecek. Yani enflasyon 19.05'ten 0.80 olursa Eylül'de, Ekim'de 17.85'e ve Kasım'da da 16.44'e, Aralık sonunda da %16'ya kadar gerileme ihtimali var. Burada göz önüne almadığımız nedir? Bu TL'nin son anki zayıflamalarıyla tekrar yansıyacak bir takım artışlar. Bir de son günlerin ve piyasaların en çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi, nasıl geçen sene Kasım Aralık'ta bu o çip sorunu başlamıştı. Yani bu çipten dolayı hayat durmadı ama birçok sektör zora girdi. Özellikle otomotiv sektörü üretim azaltışına girdi. Türkiye'de bundan dolayı çok önemli azalışlar olmadı ama bize de üretimini durduran fabrikalar ya da üretim duruşunun süresini uzatan fabrikalar oldu. Ama bu senenin konusu ise başlarken enerji. Biz Ağustos'tan beri bu doğalgaz fiyatları ile ilgili dikkat çekiyorduk. Bu birçok tarafa sıçramaya başladı aslında ve global bir sorun olmaya başlayacakmış gibi gözüküyor bu kışa giderken. Benim bugün okuduğum bir haberde Çin'in bu LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz için bu senenin en büyük siparişlerinden bir tanesini ve Avrupa fiyatlarının çok üzerinde bir fiyatla sipariş verdiğini söylüyor. Herkes enerji güvenliğiyle ilgili önümüzdeki kış hakkında bir endişe duyuyor. Yani burada var olan ekonomik aktiviteleri sürdürebilmek için, evlere gaz verebilmek için herkes elinden geleni, gazı almak için elinden gelen çabayı gösterecek ve fiyatları ödeyecek, oluşan fiyatları ödeyecek. Bizim genelde enerji anlaşmalarımız uzun dönemli kontratlarla, en büyük sağlayıcı Rusya. Rusya aynı zamanda Avrupa'ya da en büyük doğalgaz sağlayıcısı. Ama bizde şöyle bir sorun var bu sene. Bizde 7 tane sanırım özel sektör ithalatçısı da vardı. Ve bunlar bir süredir Rusya ile problem yaşıyorlardı. Ve uluslararası arbitrasyonda davayı da kaybettiler. Yani Rusya zaten bu 6 sağlayıcıya verdiği yaklaşık 6 milyar metreküplük bir şeyi bu sene vermeyecek. Oradan gelmeyecek. Yani biz de net olarak o taraftaki açığı şey yapmak için daha yüksek fiyatlara doğalgaz almak zorunda kalacağız. Yani birincisi bu doğalgaz ve enerji fiyatlarını yakından takip ediyor olmamız lazım. Bizim için dezavantaj. Bütün enerjimizi biz ithal ediyoruz. Yani henüz kaybımızda bulunan gaz 2023 en iyi ihtimalle belki olacak ama bu enerji fiyatlarının yükselmesi aslında birçok yan sektörü de özellikle Avrupa'da da takip ediyoruz ki negatif etkileri var. Yani bunu doğalgazı üretim sürecinde kullanan özellikle gübre sektöründeki aksamalar Avrupa'daki gübre fiyatlarının son 1-2 haftada hızla yükselmesine sebep oldu. Bununla birlikte Avrupa'da bulunan çeşitli özellikle doğalgaz veya elektrikle çalışan doğalgazdan üretilen elektrikle çalışan çinko gibi, nikel gibi bazı önemli ara maddelerinde işlenmesine yavaşlamasına sebep oldu. Yani bu enerji ciddi bir problem olacakmış gibi gözüküyor. Ve biz de böyle bir kışa dediğim gibi kur tarafında kırılgan olarak girdik. Bizimle arzla ilgili sıkıntılarımız olabilir, istediğimiz kadar alamayabiliriz. Ve bunun enflasyona etkisi olabilir. Yani bu yüzden maalesef oradaki resim büyük bir belirsizliği içeriyor enflasyon konusunda. Yani bu da yine hep bahsediyoruz. Kendi elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu artışlar maalesef fiyatlara yine yansımak zorunda kalacak. Kimse daha pahalıya aldığı bir ürünü daha ucuza satmayacağı için enflasyonist baskı devam edebilir. Yani beklenilen son çeyrekteki ya da 2021'in ilk 1-2 ayında beklenilen enflasyonun düşüşünü geciktirebilecek gelişmeler olabilir. Bu enerjiyle ilgili olan gelişmeler. Ve dediğim gibi biz buna daha
kırılgan bir dolar, TL ve Euro TL konjonktüründe giriyoruz. Şimdi bu tip dönemlerde hep ne oluyor göreceğiz bu şeyde. Şimdi seans başlamadan önce 9.30'da 10 arasında kur yine yukarıya doğru bir hareket yapacak. Yani şimdi ben 8.90'ın üzerini görüp sonra tekrar geri çekildi. Hep yani bu senelerce 8 senedir görmeye alıştığımız için bu tip dönemlerde maalesef bu böyle hareketler olacak. Bu da tabii ki bunu gören yatırımcılar için biraz dolar ne olacak ona göre piyasaya bakalım mı getiriyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Burada aslında kısa vadeli kaldıraçlı pozisyonlardaki çözülme tamamlandıktan sonra burada aslında hisse senetlerinin aşağı yönlü riskinin daha az olduğunu düşünüyorum diğer varlıklara göre. Çünkü değerlemeler zaten ucuzdu ama dediğim gibi son dönemde özellikle Ağustos ayında para girişi olan bankacılık sektöründe dediğim gibi normal şartlarda faiz indiriminin bu bankacılık sektörüne yarıyor olması lazım ama doğru sebeplerle yaparsanız biz de işte dediğiniz gibi gördük ki yüksek indirim ve bundan sonra olabileceğinin beklentisi maalesef bankacılık hisselerine herhangi bir şekilde yaramadı. Aksine negatif etkisi oldu. Buradaki çıkışlar devam edebilir bir süre daha. Ama Murat kendisi yine teknik seviyeleri belirtecektir. Ama ben Temmuz sonunda gördüğümüz 1340 seviyelerinin çok altına buranın geleceğini düşünmüyorum. Hani panik satışları da ve işte pozisyonlama düzenlemeleri tamamlandıktan sonra orada yine yatırımcılar iyi değerler bulacaktır diye tahmin ediyorum. Çarşamba günü 3. çeyrek bilançoları için kullanılacak kurum kapanma günü 29'unda 30'unda değil. O gün belki biraz nispeten bir kurun aşağı geldiğini görürüz ama çok gelmeyecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü önümüzdeki ayki faiz indirimiyle ilgili bir belirsizlik de ortaya çıktı. Şimdi bundan sonraki Ekim ayında da maalesef bilançolardan çok bunu konuşuyor olacağız. Bir de tabii ki yine hep bizim için böyle dönemlerde ayrıca bir konu daha çıkıyor. Biliyorsunuz bu haftanın bizde aslında veri yok önemli dedim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus Cumhurbaşkanı Putin'le bir toplantısı var. Burada da yine bu S-400 konuları çok uzun zamandır konuşmuyorduk. Ne kadar mutluyum ben bu konuların piyasalarla olan etkisini, ilgisini konuşmadan önce. Ama kırılgan bir dönemde oradan verilecek net mesajlar, başka Rus savunma sistemlerinin alınacağıyla ilgili yapılacak yeni açıklamalar ya da Rusya ile bir yakınlaşma ABD'den muhakkak bir tepkisi, ABD ve NATO'dan bir tepkisi gelecektir. Böyle zamanlarda özellikle ne oluyor? İşte Halkbank hissesi ve Aselsan hissesi daha fazla negatif etkileniyor. Yani bunlar, bu dönemlerde bunları tutan yatırımcılar için maalesef kolay bir dönem olarak geçmez diye tahmin ediyorum. Onlar biraz daha baskı göreceklerdir. Biz her gün yine dediğim gibi kurdaki enteresan %1'lik aşağı yukarı hareketlerle yani %1'e yaklaşan değil, %1'lik demeyeyim artık çünkü 8-9 kuruşa yaklaştı %1'lik hareketler. Bunları izliyor olacağız. Dediğim gibi ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarını yakın takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama bizim için kırılgan bir dönem maalesef. Üçüncü çeyreği kapatıp güzel üçüncü çeyrek bilançolarını bekleyecekken dediğim gibi bu daha makro ve yönünü zor tahmin edebileceğimiz gelişmelerin piyasalara etkisini izleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Piyasalara bakacak olursak Batuhan abi belirttiği gibi uzak doğu piyasalarında risk daha düşük seyrediyor. Çok büyük bir hareketlilik yok. Ama ABD vadelileri ve Avrupa tarafında özellikle Almanya tarafında %1'e varan yükselişler söz konusu. Bu tarafta en azından rüzgar arkamızda diyebiliriz. Satışların daha fazla derinleşmemesi için
Bunun altını çizelim. Endekse bakacak olursak burada tabii kur endeksin yönünü şu an için belirleyen faktörlerden bir tanesi oluyor. O tarafta da yukarı yönlü hareketler devam etmekte. Genel olarak yeni haftaya yatay hafif negatif başlayacağımızı düşünüyoruz. Açılışın ardından satışların devam etmesi durumunda 1375 seviyesi takip edeceğimiz destek noktamız. Bu noktanın altında ise 1365 seviyesi takip edeceğimiz ana destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda biz burada 1400 seviyesini günlerde dile getiriyoruz. Bu nokta önemli. Bu noktanın altına çıkmadığı sürece maalesef alımlar sınırlı kalıyor. 1400 seviyesi kritik psikolojik olarak. 1400'ün üzerine çıkması durumunda 50 günlük ve 100 günlük ortalama olan 1420 seviyelerini takip ediyor olacağız. Aslında endekste kalıcı hani yeniden 200 günlük ortalamaya gitmesi için buraları kırması gerekmekte ki bu noktaların üzerindeki kapanışlarda ancak endekste bir toparlanma veya dengelenme çabasının olacağını söyleyebiliriz. Aşağı yönlü tarafta tabii ki zaman zaman satışlar olacaktır ama sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Zaten çok geri çekildik. 2-3 haftadır zaten satış baskısı altındaydı. Tam toparlayacağında yaşanan hareketlilik merkez bankalarının geçtiğimiz hafta birçok kararı vardı. Bundan dolayı yaşanan hareketlilik bize negatif yansıdı. Burada 1375 seviyesi kritik. Altında da 1365. Onun altında şu anki haber akışıyla sarkacağını düşünmüyoruz. Ama ekstra bir haber akışı gelirse bunu zaten yorumlarız. Ama şu an için biraz daha sınırlı dengelenme modunda olacağını söyleyebiliriz. Hisse bazında ise açıkçası açık olan önerimiz bizim TOFAŞ. Zaman zaman gün içerisinde satış baskısı da gelmekte. Gelse de sonra gün sonuna doğru toparlıyor. Likiditesi düşük olduğu için anlık piyasa hareketlerinden etkileniyor tabii ki. Yoğun bir satış baskısı gelince onun da likidite az olduğu için çok ufak loklarla geri çekilmeler yaşıyor. O sanki çok yüksek geri çekilmemiş gibi algılanıyor ama daha sonrasında fiyatlar dengelenince, piyasa satış baskısı bitince, dengelenme başlayınca yeniden eski seviyesine geliyor. Açıkçası şurada 5 günlük ortalama var. 8.73 hadi 70 diyelim, 48-70'de atma sarkmadığı sürece TOFAŞ tarafında yukarı yönlü hareketlerin 51-85 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Bu tarafta olası geri çekilmeler yaşanırsa alım fırsatı olarak kullanmakta fayda var diye bir kez daha altını çiziyoruz. TOFAŞ da çok sağlam duruyor, piyasadan ayrışıyor, pozitif ayrışıyor. Bunun bilgisini vermiş olalım. Bir tane daha hissemiz var. Uzun zamandır ön plana çıkardığımız TÜPRAŞ arkadaşlar. Bu tarafta yükseliş trendi devam ediyor. Açıkçası o da satışlardan biraz nasibine düşen aldı ama bu tarafta da 110 seviyesi var. 110'un altına sarkmazsa, yani sarkması durumunda bile 108-40'lar var. O noktaları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bu iki hissede yaşanan geri çekilmeleri açıkçası pozisyona giremeyen veya pozisyon arttırmak isteyen yatırımcılarımızın alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda olduğunu söylüyoruz bu tarafta. Bunu da söyleyelim. Petrol fiyatlarının artması TÜPRAŞ'ı da kısa vadede olumlu etkilemektedir stok karından dolayı. Bunun dışında biz şu an için takip etmiyoruz ama Çipsa'da bir satış haberi var. Onun da altını çizmiş olalım. Burada iki fabrika, 8 tane de kabaca tesisi, 127 milyon dolara Çimko diye bir şeye sattılar, çimento şirketine. Bunun da bilgisini vermiş oldum. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.